çıkardı falan. Burada oy birliği, hatta az önce de konuştuk. Yani o oy birliğinde oy kullananların hiçbir kişi bile aradan çıkmaz mı ya? Hani arkadaşlar böyle bir karar alıyoruz ama yarın başımız belaya girer, anayasayı çiğniyoruz falan diye birbirlerini uyarmamışlar mıdır? Yani bu kadar mı artık baskı var üzerlerinde? Ya şimdi bu konuyu yorumlamaya kalksak yine Rütük'ten fırça yiyeceğiz. Onun için hani bir sefer herkes biliyordu böyle bir karar çıkacağını. Hepimiz evet. bekliyorduk. Böyle bir tartışmayı abesle iştigal olduğunu ben küsün olarak söyleyeyim. Yani ne yapabiliriz? Biz ancak tamam efendim işte anayasaya aykırı 101'e, 106'ya, 116'ya aykırıdır. İşte anayasayı gerekçe göstererek kararını işte bilen pekiştirmeye çalıştılar dünkü açıklamayla. Ne yapalım? Ne yapalım bir söyleyebilir misin? Yani biz gazeteciler olarak. Evet, şimdi evet, benim evet. senin söylediğimizi sokakta herkes, bak sokakta herkes, bu iktidara karşı olan herkes söylüyor. Niye? İsrail'de Netanyahu hukuk üzerinde bir takım tasarruflar yapmaya kalkıştığı için İsrail birbirine girdi. Tamam da işte burası İsrail değil demek. Orada vatandaş tepkisini gösteriyor. Burada göstermiyor. Bizde de anayasanın 34. maddesi burada var. Burada göstermiyor. İşte bütün sıkıntı bu. Yalnız bugün için söylemiyoruz. Bugün için söylemiyoruz. Türkiye tarihinde şey hariç, gezi olayları hariç son şu kadar yıldır sokakta insan çıkmadı. Şimdi niye çıkmadı, evet. çıktı mı çıkmadı mı onu konuşmanın bu saatten sonra bir anlamı yok. Madem ki sokağa çıkmıyorsun ey vatandaş, o zaman senden bir tek ricamız var. Sandığa git. İki, ya yeni bir Türkiye, çağdaş bir Türkiye, özgür bir Türkiye. Bütün detayları bırak. Ya bu budur da şudur da şudur da herkesin kendine göre bir eleştiri nedeni vardır. Ben şu partiyi eleştiririm sen şu parti. Ya biz CHP'ye bir sürü laf ettik. Evet. Burada bu programda daha önceki programlardan senle ben de hepimiz şimdi tutup da bu da şu da diyebilir miyiz? Ya kardeşim altı parti gelmiş anlaşmış bitti. Orada Kemal Bey psikolojik üstünlüğü yakalamış. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir şey. Ya Kemal Bey'i seçeceksin bu iktidardan kurtulacaksın. Bütün tartışmalardan vazgeçeceksin. Bak bütün komplekslerinden, saplantılarından, saçma sapan hesaplarından vazgeçeceksin. Kişisel hesaplardan hele tamamen. Bitti. Bu iş bitmiştir. Üstünlük Kemal Bey'de %60'la birinci turda Kemal Bey'i seçtireceksiniz. Hani senin o dedin ya sokağa çıktık mı çıkma. Tamam çıkmadık. Evet. Çıkmıyoruz. Korkuyoruz diyelim nedir sen de. Ama en azından sandığa git ve... Orada göster tepkini. 2018'deki katılım oranı %85-86'ydı. Bunu 90'a evet. çıkar. Evet. 90'a çıkar. Bütün kadınlar, özellikle kadınları size söylüyorum. Gideceksiniz abi, görüyorsunuz iktidarın size yaptığını. Görüyorsunuz iktidarın evet. size davranışlarını görüyorsunuz. Anketlerde söyledikleriniz sandığa yansısın. Yani anketler tamam böyle. Anketlerin gerçekleşmesi için hatta daha da öteye gitmesi için Hüsnü'nün söylediği çok önemli. Sandığa gitmek kesinlikle şart. Sandığa gideceksin abi. Bir, iki, oy vereceğin şey belli. Bak belli. Ya Taliban türü bir gelecek Türkiye'yi bekliyor. Bunu ben söylemiştim. Al Hüdapar'ın evet, yaptığını. Evet, evet. Al yeni refah. Neler istediklerini? Yeni refahın söylediklerini. Hüdapar'ın temsilcileri ta Kabil'e kadar gitti. Taliban'la oturdu masada öpüştüler. Evet. Boklaştılar. Ya böyle bir Türkiye istiyorsunuz kadınlar için söylüyorum. Ya da kardeşim git ver o zaman. AKP'ye devam etsin bu iktidarın. Ya da çağdaş bir Türkiye, aydın bir Türkiye. Çocuklarınız, torunlarınız, eşleriniz, sizler, kadınlar, erkekler. İyi bir Türkiye istiyorsunuz. Özlem İnci'nin deyimiyle çağının çağdaşı olmak. Ama başka türlüsü yok artık. Bu saatten sonra bunun yok. İki gençler ne olursa olsun mutlaka nerede bulunuyorsanız bak iki gün kaldı. Seçmen güttüğüne şeyinizi kesinleştirmek. İki gün kaldı. 2 Nisan'dı yanlış evet. hatırlamıyorsam son gün. Gideceksiniz abi o böyle oyunlarla küskünlük göbek falan atmak. Yok. Hayır, bahane mahane değil. Saçma sapan söylemlere, saçma sapan duygusal davranışlara bunu seversin, onu sevmezsin. Bunlar artık yok. Muharrem Bey'i sevebilirsin, sevemezsin ayrı. Muharrem Bey'in alacağı oy %1 bile değil ya. Şişiriyorlar %5 alacak, kendisine göre %30 alacak. Yok öyle bir şey. %1 ile %2 ile bu ülkenin kaderiyle oynayamazsınız artık. Yeter. Kendi kaderinizle oynayamazsınız ya. Evet. Evet gençsiniz evet, ya. Evet. Yani bütün gençlere söylüyorum. Muharrem Bey'i sevebilirsiniz. Onunla hiçbir tartışmamız yok. Saygı da duyarız. Ama
Yani %1 ile %2 ile seçimi ikinci tura kaldırım bırakmaya çalışıyor. Belli ya, bunun artık sokaktaki bakkal da çakkal da Ahmet de Mehmet de biliyor. Yok hiç öyle bir mazereti de yok. Yeter hiç abi. Hiçbir mazereti yani, yok. Doğru. Bu başka seçim doğru. Yok. Ya bu seçimi alacaksın ya alacaksın. Özellikle gençler ve kadınlar. Bak, yani, özellikle ve gençler ve kadınlar. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak için, laikliğe sahip çıkmak için, Atatürk devrimlerine sahip çıkmak için, çağının çağdaşı bir Türkiye'ye ulaşmak için. Abi kendi geleceğine, kendi geleceğine evet. Sahip çıkmak. Kendi ya gençsin. Sadece kendimizin değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği vazgeçtik. Söz konusu. Şimdi gençler için bugün ilk defa 6-7 milyon genç evet, oy kullanacak. İlk defa oy kullanacak. Senin aklınla, senin vicdanla dalağa geçenlere oy mu vereceksin ya? Değil mi? Bu kadar net. İster oğlan olsun, ister kız olsun. Senin aklınla, vicdanınla, mantığınla, biliminle, sevginle, iyi yaşama hırsınla dala geçiyorlar bazıları. Evet, evet, evet. Onlara dur diyeceksin. Yani başka çaresi yok mu? Şimdi uluslararası çapta petrol hırsızlığı yapıp, ceza yiyip onu da bize ödeyecekler. Ödeyecek tabii. Şimdiye kadar neler öder? Ya şimdi açın gözünüzü. Onun cezası, onlar parayı götürdü. Cezayı biz ödeyeceğiz, vatandaş ödeyecek. Sırf onu mu ödetiyorlar? 10 yıldır, 10 şimdi yıldır. Şimdi ilk aklıma gelen o. Evet, 10 yıldır Suriye'de savaşan 10 binlerce IŞİD'ci, Nusra'cı, ÖSÜ'cü, MİSÜ'cü adları çok önemli değil. İslamcı diyelim hadi. Kardeşim bunların parasını, pulunu, şekerini, leblebini, donunu Türkiye ödüyor ya. Evet. Türkiye ödüyor. Bunu ben söylemiyorum. Katar evet. Başbakanı söylüyor. Bak Katar Başbakanı söylüyor. Türkiye üzerinden her şeyi yapıyoruz diyor. E daha ne? Evet. Bunu mu istiyorsunuz? Kadınlar, evet. Çocuklar, gençler, kızlar, oğlanlar. Gezmek, tozmak varken, zıplamak, göbek atmak varken, düğünlerde, eğlencelerde, özgürce yaşamak varken tabii. Daha dedim ya, küçük saplantılarla, küçük hesaplarla sen bunu dedim, ben bunu dedim, şu şey dedi, işte bu bilmem neydi de şu şey dedi. Yok öyle bir şey. Bitti o iş. Yani tribünlerde istifa diye bağırmakla yetinmeyin. Sandığa gidin. Ha, onu da yaparsın ama onu da yaparsın. Yetinmeyin diyorum. Ha, işte onu diyorum. Onu yapın. Sandığa gidin. O da suç değil çünkü. Ve düşün oradan davalar açtılar, ceza verdiler biliyor musun? Herhalde. Tabii adamların şeyi o. Mantığı o. Yani şeylerini neydi? Pasörlüklerini iptal ettiler. Namık ona gerek yok. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Hanım'a yönelik söyleme. Biz Meral Hanım o tartışmada evet. Altılı masadaki tartışmada ben bile ağır eleştiriler yapan birisiyim ben. Ama son tavrıyla olağanüstü takdir ettim Meral Hanım. Şimdi o başka bir şey. O başka bir şey. İki, ya Cumhurbaşkanısın. Erdoğan için söyle. Cumhurbaşkanı bağımsız yemin etmişsin yani anayasa gereği. Şimdi ondan da vazgeçtik. Ya bir parti lideri Meral Hanım. 20-30 yıldır bu olumlu olumsuz siyaset iyisi kötü sahnesinde. Siyaset yapan bir kadın. Kadın yani bak kadın. Ve bu altılı masanın kadın olan tek figürü. Evet. Bu önemli. Yani Türkiye'deki kadınları şu ya da bu şekilde temsil eden bir figür. Bir daha söylüyorum bak biz eleştirdik. Ben üstün olarak söylüyorum. Ben eleştirme de derim başkaydı o Ersen. Yani sert oldu şey oldu ya ama. Ya o başka o günkü hanlı tabii, doğru söylüyorsun. Eleştiririz biz gazeteciyiz. Sonra gitti kendisi çıktı Fatih Altay'ın programında bir daha yapmayacağım dedi biliyorsun. E tamam takdir ediyoruz dedik ki böyle. Evet. Ama çıkıp da Erdoğan bir cumhurbaşkanı olarak bir kadına ben Recep bak ben bilmem Erdoğan'dır ben falan gibi mahallen söylüyorum neler söyledi. Ama çıktı evet. Meral Hanım gereken yanıtı verdi. Evet. Gereken yanıtını verdi. Yani tıpkı Turan Çömez'in